Ziya Paşa, 1829-1880. İstanbul Kandilli'de dünyaya geldi, asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin'dir. Galata Gümrük katiplerinden olan babası Feridüddin Efendi, aslen Erzurum'un İspir kazasına bağlı Kerab köyündendir, annesi Hatır Hanım'dır. Ziya, ilk eğitiminin ardından dönemine göre modern öğrenim veren Süleymaniye civarındaki mektep, İ Ulum, İ Edebiye'de, daha sonra Beyazıt Rüşdiyesi'nde okudu, bir yandan da Arapça ve Farsça öğreniyordu. Bilgisi ve el yazısının güzelliğiyle dikkati çekti. Henüz 16-17 yaşlarında iken daire, İ Sadaret, İ Uzma Mektubi kalemine katip olarak girdi. Mektep, İ Ulum, İ Edebiye'de başladığı şiir yazmayı burada biraz daha geliştirdi. Defter, İ Amal adlı hatıratında Sadaret kalemine intisap ettiği yıllarda aruzu ve şiir bilgisini Fatin Efendi'den öğrendiğini söyler. Bu kalemde iken devrin tanınmış şairlerinin devam ettiği tavuk pazarındaki meyhanelere, Mahmut Paşa Camii avlusundaki kahvehanelere ve edebiyat mahfillerinden biri olan Mehmet Nebi Efendi'nin konağına devam etti. 1856'da Sadrazam Mustafa Reşit Paşa vasıtasıyla Mabey'in, İbimayun 5. katibi olarak girdiği sarayda, bir yandan Fransızca öğrenmek suretiyle Batı kültür ve edebiyatını daha yakından tanımaya çalışırken bir yandan da siyasette yükselme havasına kapıldı. Mabey'in, İbimayun Feriki İbrahim Edhem Paşa'nın Fransızcadan çevirmeye başladığı Endülüs tarihinin çevirisini onun teşvik ile tamamladı, arkasından Engizisyon tarihini tercüme etti. 1861'de Ali Paşa'nın sadrazamlıktan azli ve yerine Fuat Paşa'nın tayiniyle yükselme hırsı yüzünden ortaya koyduğu bazı tuhaf davranışlarından dolayı Mabey'in, İbimayun'daki görevine son verilerek zaptiye müsteşarlığına getirildi. İki hafta sonra siyasi rakipleri tarafından, bir an önce İstanbul'dan uzaklaştırılmak amacıyla Atina elçiliğine tayini çıkarıldıysa da Yunanistan'da ayaklanmanın başladığını ve kamuoyunun aleyhimize çevrildiğini ileri sürerek oraya gitmedi. Nisan 1862'de, Paşa ünvanı verilip Kıbrıs mutasarrıflığına tayin edilmek suretiyle İstanbul'dan uzaklaştırılan Ziya Paşa Kıbrıs'ta geniş çapta bir imar faaliyetine girişti. Ancak iklimiyle bir türlü uyuşamadığı Magosa'da sıtmaya yakalandı, bir çocuğu felç oldu. Bu arada babasının da ölümü üzerine yaptığı başvuru sonucunda ertesi yıl meclis, İvala Azalığı ile İstanbul'a döndü. Ardından rütbesi Mirimiranlığın Ula sınıfına terfi ettirilerek beylikçiliğe yükseltildi. Müfettişlik göreviyle gittiği Bosna, Hersek'te suistimalleri dolayısıyla görevden aldığı Defterdar ile Vali Topal Osman Paşa'nın Maliye Nazırı Mustafa Fazıl Paşa tarafından himaye edildiğini ve onların kendisinin azli için saraya başvurduklarını öğrenince istifa etti. Ziya Paşa'yı İstanbul'dan uzaklaştırma kararlılığını sürdüren Ali Paşa yaklaşık 3 yıl sonra onu Amasya mutasarrıflığına tayin ettirdi. Ziya Paşa burada kaldığı 2 yıl boyunca benzeri görülmemiş bir imar hareketine girişti, halkı ferahlatacak tedbirler almak suretiyle sevgi ve saygısını kazandı. Ancak çıkarlarına dokunduğu Zile Müftüsü Feyzullah Efendi ile Hacı Hasan Ağa gibi bir kısım eşrafın çıkardığı suistimal söylentileri üzerine bu defa Canik mutasarrıflığına nakledildi. Canik'te bazı sağlık sorunları yanında idari çalışmaları ve hasımlarıyla uğraşması yüzünden edebiyatla ilgilenemediği anlaşılmaktadır. Ekim 1865'te meclis, İvala Azalığı ile tekrar İstanbul'a döndükten sonra Mubir gazetesinde yayımlanan yazılarında Baba Ali'nin iç ve dış politikalarını açıkça eleştirmeye başladı. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin Suriye, Sırbistan ve Girit'te baş gösteren ayaklanmalar sonucu önemli ölçüde toprak kaybetmesi ve Avrupa devletleri nezdinde itibarının sarsılması, birçok muhalif gibi Ziya Paşa da Sadrazam Ali Paşa'ya karşı açıktan açığa muhalefete geçti. Bu esnada meşrutiyeti getirmek maksadıyla gizlice kurulan ve daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti adını alan ittifak, Hamiyet Cemiyeti'ne girdiği tahmin edilmektedir. Ali Paşa tarafından siyasi bir tedbirle Erzurum Vali Muavinliğine tayin edilerek İstanbul'dan uzaklaştırılan Namık Kemal ve Muhbir'deki yazıları dolayısıyla Kastamonu'ya sürülen Ali Suavi ile birlikte Ziya Paşa'nın da o zamana kadar henüz bilinmeyen Yeni Osmanlılar Cemiyeti ile ilişkisi büyük bir ihtimalle aynı günlerde ortaya çıktı. Yeni görev mahalli Kıbrıs'tan Rodos'a çevrilince istifa eden Ziya Paşa, Namık Kemal'le birlikte, o sırada Paris'te yaşayan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin hamisi Mustafa Fazıl Paşa'nın daveti ve Journal d'Orient gazetesinin sahibi Jean Petri ile Fransız Büyükelçisi Bouret'nin yardımıyla gizlice Paris'e kaçtı. Ziya Paşa bir süre Paris'te kalarak diğer Yeni Osmanlılar gibi Mustafa Fazıl Paşa'nın bağladığı maaşla geçimini sağladı. Sultan Abdülaziz'in Paris'ten sonra İngiltere Kraliçesi Victoria'nın davetiyle bu defa Londra'yı ziyareti sırasında Ziya Paşa, masumiyetini belirtmek amacıyla kendisinin Avrupa'ya kaçışının sebeplerini, arz, ihal, başlıklı uzunca bir mektupla padişaha arz etti.
Ali Suavi'nin başlangıçta Cemiyet adına Londra'da neşrettiği Muhbir gazetesinde dilediği gibi hareket etmesi üzerine cemiyet mensuplarının aldığı ortak kararla Ziya Paşa, Namık Kemal'le birlikte Londra'da Hürriyet gazetesini çıkarmaya başladı. Ancak gazetenin 63. sayısından sonra Namık Kemal'in İstanbul'a dönmek üzere ayrılmasını müteakip, doğrudan doğruya Ali Paşa'yı hedef alan ve ağır suçlamalarda bulunan makaleler yayınlamaya başladı. Gazetenin 67. sayısında çıkan bir yazısı dolayısıyla Baba Ali'nin başvurusu üzerine İngiliz hükümeti tarafından tutuklandı. Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra can güvenliğini tehlikede gördüğü için Londra'dan ayrılıp önce Paris'e, oradan da Cenevre'ye geçti ve 89. sayıdan 100. sayıya kadar Hürriyet'i burada litograf baskı ile çıkardı. Ali Paşa'nın 7 Eylül 1871'de ölümünü izleyen günlerde yeni sadrazam Mahmud Nedim Paşa'nın aracılığıyla Sultan Abdülaziz'e sunduğu bir kasidenin yumuşattığı havadan yararlanıp o da İstanbul'a döndü. 1872 yılı başlarında Divan, Ahkam, Adliye'de kurulan İcra Cemiyeti reisliğine getirildi. 5. Murad'ın 3 aylık saltanatının ardından 2. Abdülhamid'in tahta çıkması üzerine yeni padişah tarafından Namık Kemal'le birlikte bir süre kanun, İyesası encümeninde görevlendirildi. 1878'de meclis, İl Mebusan'ı süresiz kapatmasından kısa bir süre önce İstanbul Mebusluğuna aday olacağı söylentileri üzerine vezir rütbesi ve paşa unvanıyla Suriye Valiliğine tayin edildi. Ziya Paşa, Suriye Valiliği sırasında serbest düşünceleri dolayısıyla Müslüman halkla, izlediği siki para politikası yüzünden Hristiyan ve Yahudi tebaayla arası açılınca görevi 3,5 ay kadar sonra Konya'ya nakledildi. Konya'dan bu defa tefecilerin şikayeti üzerine görevinden alınarak 1878'de Adana Valiliğine gönderildi. Ziya Paşa, Adana'da da ciddi imar çalışmalarına başladı. Önce bir tiyatro binası inşa ettirdi, temsiller vermek üzere İstanbul'dan bir tiyatro topluluğu getirtti. Şehirde yeni okullar açtı. Devlet memurlarının daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla zorunlu kurslar düzenledi. Ancak Kıbrıs'ta iken başlayan ve Amasya'da nükseden hastalığı burada yeniden ortaya çıktı. 17 Mayıs 1880 tarihinde henüz 51 yaşında iken vefat etti. Cenazesi kalabalık bir cemaat tarafından Adana Ulu Camii Haziresi'ne defnedildi. Ziya Paşa, Şinasi'den sonra Namık Kemal ile birlikte, 1860'lı yıllardan başlayarak Fransız edebiyatı etkisi altında gelişen yeni Türk edebiyatının kurucularından biri kabul edilmektedir. Ziya Paşa, diğer Tanzimat dönemi aydınları gibi batıdan 18. yüzyıl aydınlanma çağı filozoflarının etkisi altında kalır. Siyasal ve sosyal içerikli eserlerinde büyük ölçüde realizme yaklaşırken bir kısım manzumelerinde romantizme yer verir. Bir bakıma duygularıyla yerli kalmaya çalışırken şekilden ziyade fikir yönüyle eskilerden ayrılır. Ziya Paşa'nın, kader arkadaşı Namık Kemal'den itibaren ele alınıp eleştirilen ve tutarsızlıkla itham edilmesine yol açan davranışlarının en önemlisi meşhur, Şiir ve İnşa, makalesinde ileri sürdükleriyle bu tarihten 6 yıl sonra yazdığı Harabat'ın mukaddimesindeki görüşleri arasındaki tezattır. Şiir ve İnşa, nin baş tarafında biraz da yurt dışında bulunmanın verdiği rahatlıkla, Osmanlı şiiri denebilecek bir şiirle Türk milletinin gerçek anlamda saf bir dilinin olup olmadığını sorar. 1874'te yayınlanan Harabat'ın mukaddimesinde ise, Şiir ve İnşa, da eleştirdiği divan şairlerinden Necati Bey ile Ahmet Paşa ve zatının Türk dilinin temellerini attıklarını söylemesi, buna karşılık halk şairlerinin eserlerini eşek anılmasına, nihak benzetmesi, Namık Kemal ile birlikte yeni edebiyatı savunan yazarlar tarafından uzun süre ağır biçimde eleştirilmesine yol açar. Buna rağmen Ziya Paşa'nın her devirde zevkle okunan ve en çok beğenilen eserleri yine eski tarzda yazdığı manzumeleridir. Bunlar arasında Avrupa'ya gitmeden önce kaleme aldığı, Tercih, İbn, bütün İslam dünyasında asırlardır geçerli olan hayat felsefesini adeta özetler, İslam düşüncesindeki cebriye anlayışı doğrultusunda insanların ve bütün varlığın kader karşısındaki mutlak acizini dile getirir. Ziya Paşa'nın eserleri. Birinci eser, Ziya, Ziya Paşa'nın şiirleri ölümünden sonra damadı Hamdi Bey tarafından bir divan haline getirilerek yayımlanmıştır. Münacat, Nat, Kaside, Mersiye, Gazel, Kıta, Şarkı, Türkü, Terciben, Terkibiben, Müseddes, Tahmis, Testis ve Tarih manzumelerinden meydana gelen eserde bütünüyle klasik şiirin havası hakimdir. İkinci Zafername. İzmit Mutasarrıfı Fazıl Paşa'nın ağzından Ali Paşa için yazılan 66 beyitlik metiye tarzında bir kasideden, karantina katibi Hayri Efendi adında birinin ağzından yapılan tahmisten ve cahilliğiyle meşhur zaptiye nazırı Hüsnü Paşa'nın ağzından yapılan tahmisin şerhinden meydana gelmektedir.
Üçüncü Rüya, divan edebiyatının havnameleri tarzında kaleme alınan eser, önce 1869'da Hürriyet gazetesinin 68 ve 69. sayılarında çıkmıştır. Doğrudan Ali Paşa'yı hedef alan eserde bir yandan memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatılırken diğer yandan bütün bunların sebebi olarak Ali Paşa'nın kötü yönetimi gösterilmiş ve görevinden azli istenmiştir. Dördüncü Arz, Ahal, Ziya Paşa, Londra ziyareti sırasında Sultan Abdülaziz'e takdim ettiği bu eserinde daha önce saraydaki görevinden niçin uzaklaştırıldığını, kendisinin arzu etmediği yerlere tayin edilmesinin sebeplerini ve Avrupa'ya neden kaçtığını anlatmaktadır. Beşinci Harabat, üç büyük ciltten meydana gelen bir şiir antolojisidir. Altıncı Veraset, İsaltanat, Öseniye hakkında mektup, Veraset usulünün Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa ve çocukları aleyhinde değiştirilmesi münasebetiyle onun haklarını savunmak için kaleme alınmıştır. Yedinci Endülüs Tarihi, İbrahim Edhem Paşa'nın bir Ardok'tan tercüme etmeye başladığı, ancak tamamlayamadığı eseri, Ziya Paşa Mabey'in, İhmayun'a girdikten sonra edebi bir dille yeni baştan tercüme etmiştir. 8. Riyanın Encamı, Ziya Paşa'nın daha Avrupa'da iken Molière'den çevirmeye başladı, ancak hayatının son yıllarında Adana valisi iken burada kurduğu tiyatroda temsil edilmek üzere tamamladığı 5 perdelik manzum bir komedidir. 9. Engizisyon Tarihi, Ziya Paşa'nın gençlik yıllarında biraz da yabancı dilini geliştirmek üzere Théophile Lavallée ile Cerveau'dan çevirdiği bu eserde daha çok Ortaçağ İspanyası'ndaki Engizisyon işkenceleri ve özellikle Musevilere yapılan eziyetler anlatılmaktadır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.